Çeşitli televizyon programlarında televizyon sunuculuğu ve haber sunuculuğu moderatörlüğü yaptıktan sonra Amazon'da e-ticarete başlayan ve aylık 350 bin dolar ciroya ulaşan Elif Hanım bugün konuğum, istifade ettiren fikirlerde. Elif Hanım'ın bir önceki mesleği de şu anki yaptığı iş gerçekten çok aşırı derecede farklı ve enteresan bir hikayesi var. Kendisini dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Tabii siz profesyonel bir televizyon sunucusu, moderatörü, haber programları sunmuşsunuz. Bizim yayın nasıl sizce? Yani bence akıyor çok mu? başarılısınız. Güzel mi? Benim de ilk tecrübem bu koltukta oturmak oldu. Öyle Şu mi? anda özel ilk defa konuk koltuğunda oturuyorum şu anda. Güzel. Yani bir üstadın bizi değerlendirmiş olması bence şu an Estağfurullah. bence güzel oldu. Estağfurullah. Harika. Peki Amazon hikayenizi dinlemeden önce sizin bir geçmişte yaptığınız işten biraz bahsetmenizi istiyorum. Hani sizi biraz tanıyalım. Sonra nasıl bu işlere merak saldınız? Nasıl başladı hikayeniz? Şimdi öncelikle ben 2012 yılında televizyona adım attım. Stajyerken başladım. Tamamıyla kariyer basamaklarını adım adım ilerleyerek en son ana haber spikerliğine kadar ilerledim. Bu süreçte işte stajyerlik, muhabirlik, editörlük, kurgu, aklınıza ne gelirse bir televizyon kanalında yapılan birçok şeye hakimim. Bunun dışında son olarak ana haber sunuyordum. Moderatörlük yaptım, gündem Hangi dışı sene? programlarını sundum. 2019 sonunda bıraktım. 2019'da orada çalışıyordum. Ama 7 yıllık bir geçmişim var medya sektöründe. Bir yerden sonra bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorsunuz. Ve yaptığınız iş maalesef sizi tatmin etmez hale geliyor. Eksik olan para mı yoksa başka Para bir şey değil mi? aslında. Kişisel tatmin diyebiliriz. Manevi bir şeyden bahsediyorum. En son da çalışırken, programlar yaparken çeşitli iş dünyasından insanlarla bir araya geliyordum. Onlarla programlar yapıyordum ve tabii ki program yapmadan önce karşılıklı bir konuşuyorsunuz. Onun nelerle alakadar olduğundan bahsediyorsunuz vesaire. Ve şöyle bir fikir beliriyor sizde. Evet, başka bir dünya mümkünmüş. Ben burada düzenli bir kurumsal hayatta çalışırken kendimi hapsolmuş hissediyorum ama orada insanlar, girişimciler, yeni bir şeyler deniyorlar sürekli. Ben neden yapamayayım diye düşünüyorsunuz ve istifa ederek ayrıldım medya sektöründen tamamıyla. Ama bir plan yoktu Bir istifa plan ederken, değil yoktu. mi? Evet, sadece bu dünyadan yaşadığım hayattan farklı bir hayat yaşayabileceğimi düşündüğüm için ayrıldım. Çünkü kendinize bakıyorsunuz, evet zekisiniz, çalışkansınız ama günün sonunda yaptığınız bütün iş patronunuza kazandırıyor diyebilirim. Bu kadar işi kendim için yapsam eminim şu an çok daha farklı yerlerde olabilirdim diye bir düşünce vardı. Ve sonrasında bir arayış sürecim oldu. Yaklaşık bir yıl. En sonunda Amazon'la karşılaştım. İlk etapta Nasıl Amazon'a karşılaştınız? başlarken YouTube'dan e-ticaret modellerini araştırırken neler yapabilirim? Küçük bir sermayem vardı o zaman. Tabii küçük bir sermaye ile bildiğimiz somut bir işe başlayamıyorsunuz ama bir e-ticaret modelini çok rahat minimumdan da olsa Ne başlatabiliyorsunuz. kadar bir sermayeydi? 10 bin lira klasik bir kredi kartı. Araştırdım, Amazon'u gördüm. Amazon'a yeni başlayanların aklında olabilecek birçok soru o zaman benim de aklımdaydı. Ki suspend konusundan bahsediyorum. Suspend özellikle yeni başlayanların korkulu rüyası oluyor. Bu yüzden ilk etapta Amazon'dan uzak durmuştum. Shopify üzerinden dropshipping yaparak başlayayım, adım atayım. Shopify üzerinden devam edeyim diye düşünmüştüm ama orada da biliyorsunuz Türkiye'de PayPal yok. Şirket kurmanız gerekiyor. O da ayrı bir maliyet gerektiriyor. Bir yandan ürünleri tedarik edeceksiniz. Onun maliyeti var derken benim cebimden çıkacak para katlandı. O zaman şöyle bir şey düşündüm. Tamam, Amazon'dan başlayayım. Şirketsiz bir şekilde bireysel olarak hesabımı açayım. Belirli bir seviyeye geldikten sonra şirketimi açarak hem Shopify üzerinden hem Amazon üzerinden devam ederim diye bir düşüncem olmuştu. Kendim araştırdım tamamıyla. Birçok yardımlaşma grupları var. Sağ olsun insanlar gerçekten evet Amazon'un belki Türkiye'de bir okulu yok ama bu işi bilen insanlar ve yapan insanlar gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Onlar sayesinde ilk adımı attım. Mağazamı kendim açtım. Açılış suspend oldu. O zaman adreslere hiçbir şekilde mail gönderilmiyordu. Açılış suspendimi de kendim açtım. Derken satmaya başladım. Dropshipping olarak Easy Inventory yazılımını kullandım. İlk etapta başka bir yazılım kullanıyordum ama sürekli işte fair price uyarıları alıyorsunuz, fiyatlandırma uyarıları almaya başladım. Yani yeni başlayan birinin karşılaşabileceği birçok problemle karşılaştım ve çözmeye çalıştım diyebilirim. Bu konuda da Easy Inventory yazılımı en fazla desteği verdi. Özellikle bir yazılımı kullanırken yeni başlıyorsanız o yazılım sizin partneriniz gibi oluyor ve dolayısıyla karşılıklı iletişim, etkileşim çok önemli.
yazılımı seçerken. Bu konuda Easy Inventory'ye teşekkür edebilirim. Peki ben şeyi hiç bilmiyorum. Tabii ki Easy Inventory'yi kullandım geçmişte. Ama şu an aktif olarak çok fazla kullanmadığım için merak ediyorum. Böyle bir yazılımı Amazon'da dropshipping yapmak isteyen bir kişi kullandığı zaman takıldığı noktalarda arayıp ya bana destek olun ben şurada takıldım denilebiliyor mu böyle şeyler? Kesinlikle. Easy Inventory'de en sevdiğim şeylerden biri oydu. Örneğin, yani yazılımlar yapmıyor herhalde böyle bir şey. Yerleri de yapıyordur mutlaka ama ben yaşadığım bir tecrübeyi anlatayım. İlk gönderdiğim ürünlerde bir sıkıntı yaşadım. Şu an ne olduğunu inanın hatırlamıyorum. Ama bir an önce çözüm bulmam gerekiyordu, harekete geçmem gerekiyordu. Bu konuda Easy Inventory destek ekibine yazdım ki onlar hemen cevap veriyorlar. Yetinmedim, Telegram gruplarından Easy Inventory'nin kurucusuna ulaştım. Anında cevap aldım ve anında sorunum çözüldü. Bu çok kıymetli bir şey. Evet. Yani tabii ki işin en başından düşündüğüm zaman şimdi kafamda canlandırıyorum. Yaptığınız iş çok güzel bir iş. Geçmişteki işinizden bahsediyorum. Hı-hı. Sadece kazanımlarınız aslında maddi kazanç ya da ne bileyim bir patron olmak olmanın ötesinde aslında ekran karşısındasınız. Aslında kendinizi orada bir nevi insanlara tanıtıyorsunuz. Yani düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz. Aslında güzel bir meslek baktığınız zaman. Hı hı. O mesleği aslında Amazon hedefi kurmadan, e-ticaret yapayım hedefi kurmadan bırakmış olmak ve sonrasında böyle bir girişim varmış. Ya ben böyle bir işe girişeyim demek çok enteresan geldi bana gerçekten de. Evet, herkesin yapacağı iş değil. Hiç şu an geri dönmeyi bile düşünmüyorum diyebilirim. Yani nasıl desem bir puzzle'ın bütün parçalarının tamamlandığı yer oldu. Bunun dışında başka ortaklıklarımız da oldu tabii ki yolda devam ederken. Ben şuna inanıyorum. Amazon'un özellikle kadınlar için çok güzel bir platform olduğuna inanıyorum. Ve kendim yeni başlarken karşılaştığım kadın sayısı bir elin 10 parmağını geçmeyen kadardı. Ve şöyle düşündüm. Neden diğer kadınlara örnek olmayayım diye düşündüm. Çünkü onlar da yapabilirler. Herkes yapabilir. Evinde oturan gerçekten hani birazcık ticari zekaya sahip olan herkes yapabilir bana göre. Bu yüzden kendim bir Instagram hesabı açtım. Ben de bir kadın birey olarak bu işin içerisindeyim. Siz de yapabilirsiniz diye örnek olmak adına açtığım bir hesaptı. AMZ Room. AMZ Room. Room. Evet. Bildiğimiz oda, room. Oda. AMZ Room olarak. Bir Instagram hesabı açtım ve çok güzel geri dönüşler aldım o Instagram hesabından. Onlardan biri de Sevilay Güler'di. Kendisi bana Instagram üzerinden ulaştı. Dedi telefon numaranızı verebilir misiniz? Sizinle görüşmek istiyorum dedi. Hani normalde Instagram üzerinden asla böyle soru soran birine, telefon numarası isteyen birine vermezsiniz. Evet. Ben de dedim tamam, aradı beni, konuştuk. Dedi çok beğeniyorum Instagram hesabını. Bizim de bir oluşumumuz var Earnline adında. Online gelir oluşturmak isteyen insanlara yol gösterme adına kurulmuş bir kurum Earnline. İnsanları online gelir modelleriyle tanıştırmak asıl hedefleri. Bu gelir modellerinden bir tanesi de biliyorsunuz Amazon. Amazon Dropshipping üzerine eğitimler veriyorlar. Bunun dışında kar ortaklığı çalışmaları var şu anda. Ve yurt dışından da çeşitli müşterileri olduğunu söyledi Sevilay. Destek olur musunuz dedi. Dedim tabii ki neden olmasın hani... Neden olmayayım ki diye düşündüm. Sonrasında derken yurt dışında Earnline'dan eğitim alan bir danışan mağazasını yönetmesi için İngilizce bilen hem de Amazon nasıl, Amazon'da dropshipping nasıl yapılır bundan anlayan bir kişiyi önermesini istemiş Sevilay'dan. Sevilay da bana geldi. Sen çalışır mısın dedi. Olur dedim. Kendisiyle Kanada'daki iş ortağımızla konuştuk, görüştük, anlaştık ve ondan düzenli bir şekilde hem komisyon şeklinde hem düzenli bir gelir elde edecek şekilde şu anda ortaklığımız devam ediyor kendisiyle. Şimdi Amazon'da satış yapabilen, yani herkesin yapabileceğini bir örneksiniz aslında baktığımız zaman. Çünkü çok alakasız bir sektörden gelip bu işe girdiğiniz için. Ama şunu da merak ediyorum ki izleyenler de bence merak edecektir bunu. Genelde Amazon'da satış yapmaya başlayan ve para kazanan insanlar ki sizin gerçekten bu işten para kazandığınızı videoda sağ ya da sol tarafta ekranda biz göstereceğiz. Satıcı panelinizden bir görüntü ya da Easy Inventory'den bir görüntü göstereceğiz hani emin olsunlar diye. Bu işten para kazanan insanlar genelde hep şuna yöneliyor. Eğitim vereyim, ben de onlara para kazandırayım başkalarına. Neden böyle bir şeye ihtiyaç oluyor? Çünkü 350 bin dolar ciro yapıyorsunuz baktığınız zaman. Güzel de para kazanıyorsunuz. Neden meşguliyetinizi daha farklı işlere yöneltip tek bir yere toplamıyorsunuz? Aynı soruyu ben de soruyordum açıkçası eğitim verenlere. Bu benim için aslında manevi tatmin olarak gelişen bir şey eğitim vermek. Çünkü benim ailem eğitmen, annemle babam öğretmen, ben kendim İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Ve bu benim için kendimi gerçekleştirme yollarından biri. Aynı şekilde dropshipping'e ilk başladığım dönemlerde ben de birçok kişiye gönüllü bir şekilde yardımcı oldum. Mutlu oluyorum insanlara yardımcı olmaktan. Çünkü
Günün sonunda evet para kazanıyorsunuz ama çok boş vaktiniz oluyor ve kendinizi manevi olarak başka yerlerden doldurma yoluna gidiyorsunuz. Orada da benim için eğitmenlik oldu. Eğitmenlik noktasında da Earnline'la yine ortak çalışıyoruz. Videolu eğitim çektik. Öncelikle dropshipping'e yeni başlayacak olanlar için bütün panel anlatımları, hesap açılışları nasıl yapılır gibi konuları içeren. İkinci seviye eğitimlerimizi kurguladık. Canlı olarak yapılıyor, yüz yüze yapılıyor oradaki eğitimlerimizde. İleri ürün arama tekniklerini anlatıyoruz. Ve birebir danışmanlık olmak üzere online'la şu anda güzel bir işbirliğimiz devam ediyor. Aslında bir nevi de hani dediniz ya kendimi ticari olarak tatmin etmek. Yani bir kişinin altında çalışmak değil de kendi işimin patronu olmak için Amazon'a satış yapmaya başladım. Ama şimdi de eğitim tarafına da biraz kaydığınız için biraz da şu da olmuş oluyor kafamda şimdi o canlanıyor. Sonuçta videolar vesaire. Eski mesleğinize de bir nevi atıfta bulunmuş oluyorsunuz. Aynen işte o puzzle'ın parçalarının birleşmesi dediğim nokta aslında tam da burası. Aynı şekilde ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum. İngilizcenin de bu sektörde çok büyük bir yeri var bana göre. Evet Amazon'da dropshipping yapmak için, mağaza açmak için İngilizce bilmenize gerek yok. Ama İngilizce bilmek çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü ben ilk başladığım dönemde şunu soruyordum. İnsanlar İngilizce bilmeden nasıl yapıyorlar bunu diye düşünüyordum. Yapılmaz mı? Yapılmaz diye düşünüyordum ama yapılıyormuş. Çünkü Meksika mağazasında satışa başladıktan sonra İspanyolca ile yapılabiliyormuş. İspanyolca bilmiyorum. Ama İngilizce sayesinde de şu anda yurt dışında da özel danışmanlık hizmet vermeye başladık. Bu noktada da Appeal Guru ile bir ortaklığımız var. Online vesilesiyle bizim de. Yine geçtiğimiz dönemde Extenship'in düzenlediği konferansta bir ortaklık anlaşması yapıldı. Appeal Guru da Earnline'a kendilerine çok fazla danışmanlık almak isteyen kişilerin geldiğinden bahsettiler ve Earnline'a danışmanlık üzerine bir ortaklık kurmak istediler. Ben de o ortaklığın içerisinde yurt dışında özel danışmanlık adına dropshipping için hizmet vermeye başladım. Bu da benim için güzel bir kişisel tatmin noktası oldu aslında. Evet harika. Ya tabii kulağa çok hoş geliyor da bilmiyorum hani izleyenler de burada seyircilerimiz de var bu arada. Hani ilk defa bu videodan gelenler için söylüyorum. YouTube videolarımızı artık seyirci olarak çekiyoruz. Seyirci olarak siz de katılabilirsiniz. Aşağıda bir formumuz var. Ya ben seyircilere de sormak istiyorum. İsteyen el kaldırıp söz hakkı da isteyebilir. Yani bu tarz işleri mesela ilk yapmaya başladığınızda merak edip hadi ben Amazon'da bir satıcı olayım. Hadi burada bir şeyler satıp para kazanayım. İşte Ahmet, Mehmet, Ayşe bu paraları kazanıyor. Ben niye kazanamayayım deyip atılmak isteyen bir kişi önünde çok fazla böyle ticari kapı buluyor. Yani kapı derken yazılımlar para istiyor, danışmanlar para istiyor, eğitmenler para istiyor. Her yerde para isteyen birilerini görmeye başlıyor insanlar. Ve ondan sonra diyor ki ya hikayelerde böyle anlatılmıyor ki. Hikayelerin içerisinde hep şey var. İnsanlar kendi başlarına YouTube'da video izlemişler, işte kendi başlarına çabalayıp öğrenmişler. O zaman niye ben o yoldan gitmeyeyim de, niye bir yerlere para ödeyeyim de bu işe başlayayım sorusu oluşuyor. Yani bende böyle oluşuyor. Bilmiyorum size de böyle bir şey oluşuyor mu hiç ama bu konuda fikir belirtmek isteyen biri varsa söz hakkı da vermek isterim aslında. Yok mu? Bir tek ben mi merak ediyorum? Ha, beyefendim var galiba. Bu arada bu soruyu hani YouTube'da bu videoyu izleyenlere de soruyorum. Hani kendiniz alta yorumda yapabilirsiniz tabii ki. Buyurun. Yani yaklaşık bir aydır ben yoğun bir şekilde videoları izliyorum. Eğitim paketi henüz almadım ama yazılımları almaya başladım. Yani hakikaten ilk videoları izlediğimde şunu düşündüm. Bu iş biraz kafası çalışan, biraz İngilizce bilen birisi için çok da zor değil. Hatta orada gösteri gibi işte 1-2 dakikada ürünler bulunuyor. Hemen çok karlı ürünler bulunup satılıyor ama iş gerçekten öyle değilmiş. Bir zaman sonra artık bazı günler hiç açıp videoda izlemedim. Bir yerde takıldım kaldım ben bu işi yapabilir miyim diye. Ama yılmadım, devam ediyorum. Zaten belki bahsettim, bir aydır da istifa ettim. Bu işe odaklandım. Yani tam zamanda bu işle uğraştıkça her geçen gün üzerine bir şey konuluyor. Yani çok derin bir iş. Dediğiniz soruyu ben de kendime sordum yani. Acaba eğitim almadan, yazılımlara bu kadar para ödemeden bir yere varılır mı diye hala sorguluyorum ama bunun biraz dengesini kurmak gerektiğini karar verdim. Yani sonuçta emek vermeden beyninizin içerisine sürahiyle su doldurur gibi olmuyor bu iş. Her gün 3-5 saat bir şekilde araştırıp önünüze çıkan bilgileri özümseyerek ilerlemek lazım. Ben 1-2 yazılımı şu anda satın aldım. Bunları araştırıyorum. Kısa bir süre sonra da birkaç eğitim de almayı düşünüyorum ama sonrası zaman gösterecek. Yavaş yavaş yol bence belli olacaktır.
Bakalım. Yani tecrübemiz arttıkça bir yol çizeceğiz. Evet. Öyle gözüküyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Elif Hanım, peki şimdi 350 bin dolar bir ciroya ulaştınız bir ay içerisinde. Çok ciddi bir rakam. Ve hiç Amazon'u bilmeyen, sıfırdan başlayan bir insan için de bir başarı aslına bakarsanız. Siz ilk YouTube videolarından izleyerek başladım dediniz. Mesela beyefendi de mesela kafası karışık. Mesela diyor ki ya ben eğitim mi alsam, onu mu yapsam, tam böyle emin olamadım. İşte eğitim alacağım, başlayacağım. Birkaç yazılımı aldım, bakıyorum dedi mesela. Birçok kişi de bu kafada ya. Siz ilk başladığınızda kendinizi nerede buldunuz? Yani ben nereden başlamalıyım sorusunun cevabını nasıl buldunuz? Aslında çok derya deniz bir şey biliyorsunuz. Gerek Amazon gerek e-ticaret. Burada bence birazcık kişinin araştırmacı tarafına kalmış bir şey. Çünkü örneğin bana da çok soru geliyor. İşte e-ticaret yapmak istiyorum, nereden başlamam gerekiyor? Bence bu soru yanlış bir soru çünkü bunu ben kimseye söyleyemem. Ben sadece Amazon Dropshipping üzerine bir eğitim veriyorum. Tabii ki bütün e-ticaret yapılan siteler vesaire vardır. Hepsinden para kazanılıyor ama burada kişinin tamamıyla kendisini hangi platformda rahat hissettiği ile alakalı bir şey. Hani ben kimseye söyleyemem sen şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diye. Ben e-ticaret adına hangi platformda hangi iş modelini seçeceğimi İşte gerek sizin videolarınızı izleyerek, nedir, ne değildir videolarını izleyerek, kendim analiz ederek karar verdim. Ve tabii ki ilk etapta, ilk adım atarken kendiniz başlayabiliyorsunuz. Evet, eğer araştırmacı bir kişiliğiniz varsa, izlediğiniz bir videodan gerekli bilgiyi gerçekten alabiliyorsanız kendiniz başlayabiliyorsunuz. Ama bir noktadan sonra özellikle en basitinden hesap açılışında yapılabilecek en ufak bir hata, hesabınızın uzun süre kapalı kalmasına sebep olabiliyor. Bunu da siz yeni başlayan biri olarak kaçırabiliyorsunuz. Bir noktada yardıma ihtiyacınız oluyor. Yani bir yere kadar evet gelebiliyorsunuz ama bir yerden sonra bu işi daha önce yapmış olan insanlardan faydalanmanız gerekiyor. Peki ilk ürünü, ilk satış yaptığınız ürünleri diyelim nasıl buldunuz? Yazılım kullanarak buldum. Yani o Easy Inventory'de otomatik buldunuz ürünleri. Hem Easy Inventory'nin evet Chrome eklentisi çalışıyor ama Easy Inventory'nin yanında Easy Inventory sadece sizin fiyat kontrolünüzü, stok kontrolünüzü, işte sipariş takibinizi yönetmenizi sağlayan bir yazılım. Bunun yanında işte Helium 10, Jungle Scout, Kipa gibi yazılımlara da ihtiyaç var. Ben ürünlerimi açıkçası yazılım kullanarak buluyorum. Tabii ki yazılım kullanmadan da bulunabilir. Yazılım kullanmadan da envanter yönetilebilir. Ama hem vakit açısından hem de emek açısından çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir şey. Bu yüzden ben yazılım kullanarak ilerlemeyi tercih ediyorum. Peki şu an dropshipping iş modeli mantıklı, hani yapılıyor, yapması da kolay. Birçok kişi de yapıyor zaten, denemiştir en azından. Ama karlılık oranı çok fazla kişi yaptığı için biraz düşmeye başladı son zamanlarda. Sizin ortalama karlılık oranınız nedir? Kanada pazarı biliyorsunuz çok fazla kişinin, özellikle yeni başlayan birçok kişinin en favori satış yeri. Herkes Kanada pazarında satış yapmak istiyor. Herkes girdiği için bir üründe 1 dolar bile kırsalar, o 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar oradaki karlılık eriyor, yok oluyor. Kanada pazarında maalesef böyle bir problem var ama diğer pazar yerlerinde çok daha karlı satışlar yapılabiliyor. Meksika vesaire oralar daha mı karlı? Hangisi daha karlı? Meksika hangi? Bir tık daha karlı ama benim tecrübe ettiğim kadarıyla en karlı pazar yerleri Japonya, Avustralya ve Singapur. Oralarda peki iyi satış yapabiliyor musunuz? Ben Singapur'da çok kısa bir dönem satış yaptım. Ve %30 karlılıkla yapmıştım. Ama maalesef Singapur'un bir dezavantajı var biliyorsunuz. Yazılımlar çalışmıyor. Manuel olarak kendiniz bulmanız gerekiyor. O yüzden çok sürdürebildiğim bir şey değildi. Daha çok ben de Kanada ve Meksika üzerine yöneldim. Meksika'da satış yaptık bir süre. Ama Meksika'da bildiğiniz gibi gümrük açısından problemler yaşayabileceğiniz bir pazar yeri. O yüzden ağırlık olarak Kanada'da devam ediyoruz. O zaman sıfırdan başlayan bir kişi hiç tereddüt etmeden işte Extension gibi bir yazılımla onlardan da destek alarak yola çıkabilir, başlayabilir. Yani bu işin eğitimi vesaire o bu birçok sektör çıkıyor karşımızda. İşte Apple hizmeti veren var hesap kapandığı zaman ya da işte bir başka bir problem o zaman onun hizmetini veren var. Her yerde bir hizmet kapısı var zaten. Yani ilk giren kişi genellikle bilmeyen insanlardan bahsediyorum. E-ticaret biraz kumar gibi geliyor insanlara. Hani gerçekten vaat var, büyük vaat var, resim çok büyük. Ama ben oraya girip o işe yapmaya başladığım zaman ben para kazanmayacağım, benim paramı alacaklar gözüyle bakıyor birçok insan. Bir de çok büyük rakamlardan bahsedildiği için bence aslında öyle algılanıyor. Gerçekten evet. Bu rakamlar yapılıyor mu diye soruyor insanlar. Evet. Ve gerçekten bu rakamlar nasıl yapılıyor? O insanlar bu rakamların nasıl yapıldığını bize gerçekten söylüyorlar mı? Diye bir soru işareti oluşuyor. Doğal böyle bir şeyin oluşması. Ama evet yapılıyor. Ben tecrübe ettim en başta. Evet.
Ya şu sandalye masaya zaten yıllık 1 milyon dolardan aşağı kimse oturmuyor, öyle söyleyeyim. Doğrudur. Yani herkes evet. Öyle yani kitle. Ben hiç aşağısını görmedim şu an. Ya tabii biz özellikle de seçmiyoruz bu arada. Hani buradaki seyircilerimiz de birebir şahit oluyorlar. Ben konukları burada tanıyorum. Tabii öncesinde seçiliyorlar, konuşuluyor. Ekip arkadaşlarımız işte bilgilerini teyit ediyorlar vesaire ama ben iş yolundan dolayı burada tanıyorum konukları. Dolayısıyla hep bunu görüyorum. Bu arada Elif Hanım'a sorusu olan birisi varsa, el kaldırırsa ben kendilerine söz hakkı vereyim. Farklı birisi varsa yok mu? Beyefendi soru soracak bir şey var. Ben de 6 ay oldu başlayalı aslında. Son 2 aydır Buybox aldık. Son 2 ayda da 60 bin CAD gibi bir hacime ulaştık. Kanada doları. Kanada doları olarak. Hı-hı. Hızlı satış suspentine de hani uğramadık. Biraz da şans oldu. Bilmiyorduk da yani. Sonradan söylediler ama hiçbir şey de olmadı. Devam ediyoruz. Şöyle bir şey de ben görmedim. Sermaye gerçekten bir 100 bin lira en az olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yazılıma verdiğiniz paralar dolar cinsinde, şu andaki dövizin durumu ortada. Verdiğiniz para hemen geri dönmüyor. Amazon bu balansına girmen lazım. Ürünlerin teslim olması lazım. Burada bir süre var. Verdiğiniz para o sürede kalıyor. Yani şimdi şöyle bir durum da var. Yani burada 350 bin dolarlık bir paranın ne kadar süre içeride kalıp siz ne kadarını alabiliyorsunuz? Yani bu orada çok ince hesaplar da var yani. İlk etapta başlaması aslında en zoru. Çünkü ilk başladığınız zaman sizin de dediğiniz gibi para hemen dönmüyor. Amazon hemen ödemeyi yapmıyor. Siz yetiştiremiyorsunuz para. Ben mesela kendi mağazamda ilk başladığım zaman kredi çekmek zorunda kaldım. Çünkü yapamıyorsunuz. Sipariş geliyor. Yani nerede merak hani nasıl, nereden bulacaksınız? Yok. Ama belli bir süre sonra Amazon ödemeleri de hızlanıyor. Ve mağaza kendini daha toparlıyor. 6 ay gibi bir sürede mağaza kendini döndürmeye başlıyor yani zaten. Yani hak ediş biraz daha Amazon'dan artıyor demek ki devamında. Evet, biraz daha artıyor. Biraz daha kısa süreli Amazon size ödeme yapmaya başlıyor. Yani 20 gün beklemiyor da daha kısa bir sürede size parayı ödüyor. O zaman işi döndürebiliyorsunuz ama başlamak gerçekten bence sabır ve emek gerektiren bir şey. Ve Amazon bence kesinlikle sabredenlerin başardığı bir iş. Evet, yani biraz da dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani seyircilerimiz bile milyonluk ya. 60 bin dolar değil mi? Maşallah, çok güzel. Şöyle yapalım, size de sorunuzu sorduracağım. Kapatalım programımızı. Programdan sonra zaten seyircilerimiz soru sormaya devam edecekler. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık gerçekten de. Çok da memnun oldum. Umarım katlana katlana çok iyi yerlere gelirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İstifade ettiren fikirleri siz de buraya seyirci olarak gelebilirsiniz. Aşağıda bir formumuz var. Formumuzu doldurabilirsiniz. Elif Hanım gibi buraya konuk olabilirsiniz. Bize hikayenizi anlatmanız gerekiyor. O yüzden yine aşağıda formumuz var. Formumuzu doldurabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.